Sevgili hocam, doların yükselmesi ilk sorun o. Yani dünyada likidite artmış, işte Amerika 4 trilyon dolar basmış, Almanya euro bazında, euro'nun merkez bankaları euro basmış, dünyada bir salgınla karşısındaki durgunluğa çare olsun diye piyasada para bollaşmış, dolar bollaşmış ama Türkiye'de doların yükselişi durdurulamıyor. Yani her hafta bir rekor, bir zirve dinliyoruz. Yani Merkez Bankası'nın yıl sonu hesaplarına bakıyorsunuz 7.9 maksimum. Ama şimdiden 7.6, 7.7'ye doğru gidiyor. Belli ki tutmayacak. Yani tutsa bile şaşırırım çünkü gidişat o. Nedir bu Türkiye'deki bu doların yükselme eğimi? İkincisi, nereye kadar kaybedeceğiz? Daha ne kadar Türk parasını devalü edeceğiz? Daha ne kadar biz ücretliler, çalışanlar ücretimizden, dolar karşısındaki bu yükselişten dolayı kaybetmeye devam edeceğiz? Şimdi Fatih Bey, izin verirseniz bu doların seyrine ve bunun Türkiye ekonomisinde ne tür hasarlara yol açtığına ilişkin birkaç şey söyleyeceğim. Sonra nereye gidebileceği konusundaki görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Buyurun. Şimdi biliyorsunuz iktidar Merkez Bankası, kamu bankaları üzerinden doları bir seviyede tutabilmek için Haziran ve Temmuz aylarında çok ciddi çaba sarf etti. Ve bayrama kadar 6.80 civarında seyreden bir dolar kuru vardı. Fakat savunabilecek araçlar kalmayınca, yani Merkez Bankası'nda ve kamu bankalarında döviz kalmayınca yapabilecekleri bir şey olmadı. Yüksek talep devam ediyor ama dolar arzı söz konusu değil. Bunun gerekçelerini de söyleyebilirim arz ederseniz. Dolar fiyatı yükselmeye başladı. Şimdi hatırlayacaksınız, Hazine ve Maliye Bakanı katıldığı bir televizyon programında kurlar yükselmeye başladıktan sonra bunu da durduramayacaklarını fark ettiler. Şöyle bir açıklama yaptı. Bundan sonra dedi, biz rekabetçi kur politikası izleyeceğiz. Şimdi yandaş kanallarda ya da iktisat kuramını çok dikkate almadan analiz yapan iktisatçılar, hükümete yakın olanlar, de bak bundan sonra Türkiye rekabetçi kur politikası izleyecekmiş diye açıklamalar yaptılar. Ona ilişkin güzellemeleri kendi köşelerinde, televizyon ekranlarında dile getirdiler. Ben şimdi dolar kurunun artışının nelere yol açtığını dört başlık altında izin verirseniz toplamak istiyorum. Şimdi Sayın Bakan'ın kastettiği, işte dolar artacak, dolar arttığı için de biz daha fazla ihracat yapacağız, daha fazla ihracat yapacağımız için de ülkemiz büyüyecek. En basit açıklaması bu olabilir. Yoksa rekabetçi kurdan başka bir şey anlayamayız. Bir de zaten bu rekabetçi kur kulağa da hoş gelen bir şey. Şimdi düşünsenize, rekabetçi kur dediğimizde herkese kafa tutacağız dünyada. Çin'le yarışacağız, Avrupa'da ekonomik anlamda cirit atacağız. Hatta diyebilir ki iktidar böyle kendisini frenlemeyecek olsa, artık bundan sonra dünyada ekonomik oyun kuruculardan birisi de biz olacağız diyebilir. Çünkü rekabetçi dediğiniz zaman bu tür anlamlar zımni olarak yükleniyor. Fakat maalesef rekabetçi kur olarak adlandırdıkları şeyin sonuçları çok ağır oluyor. Şimdi ilk düşündükleri ihracatçılar açısından bakalım. Yani ihracatçılar daha fazla mal satacak, Türk lirası ucuzlayacağı için. Bu ne demektir? Aslında ürettikleri malı dolar cinsinden daha ucuza verirseniz çok satabilirsiniz. Başka türlü nasıl satacaksınız? Yani dolar fiyat aynı kalacaksa, sizin kurlarınızın değişiyor olması sizi rekabetçi yapmaz. O zaman şunu söyleyelim, ihracatçıların daha ucuza mal satması ekonomi yönetimini memnun eden bir şey. Diyebilirsiniz ki ucuza çok miktarda satıyorsa dolar girdisi çoğalabilir. Ama burada şöyle bir açmazla karşı karşıyayız. Bizim özellikle AKP'nin iktidara geldiği dönem boyunca üretim yapımızda çok önemli bir değişim oldu. Bugün Türkiye yaklaşık %70 civarında ithal girdi kullanarak üretim yapan bir ülke. Dolayısıyla ihraç edebileceğimiz ürünleri üretmek için yüklü miktarda da ithalat yapmak durumundayız. Dolayısıyla kurlar yükseldiği zaman ihracat yapan şirketlerin aslında üretim maliyetleri de artıyor. Bir taraftan girdileri maliyeti artıyor. Öteki taraftan enerji maliyetleri, elektrik, doğalgaz, petrol ve türevlerini kullandıklarını biliyoruz enerji kaynağı olarak. Dolayısıyla üretim maliyetlerinde ucuz kalan tek şey emek aslında. Yani çalışanlar, işçiler. Onun dışında girdiler ağırlıklı olarak ithal. Enerjisi ağırlıklı olarak ithal. Kullandığı makine, ekipman ve onların yedek parçaları ağırlıklı olarak ithal. O zaman
ihraç ettiğiniz malı ucuzlatacak şey nedir sizin? İş gücünüz. Bu da aslında çalışanların gelecek dönemlerde, bu en azından iktidarın bakış açısında gösteriyor, daha fazla yoksullaşması, ücret anlamında reel olarak daha fazla yoksullaşması planlanmış ki kurlar arttığında ihracatçılar daha düşük döviz üzerinden, döviz fiyatı üzerinden mal satsalar bile para kazanabilmelerinin yolu işçilik maliyetlerini düşük seviyede tutmak. Bu çalışanlar için iyi bir sonuç doğurur mu? Tabii ki doğurmaz. Dolayısıyla ihracat kısmında böyle sorunlarımız var. Ama yine de diyelim ki daha fazla mal sat bir biçimde Türkiye'ye döviz girişi sağladık. Başka kim memnun olur kurların yükselmesinden? Bugün bankalarda 220 milyar dolar civarında hem özel sektörün yani kurumsal hesapların hem de vatandaşların parası var. Yani kur artışından onların servetlerinin arttığını biliyoruz. Fakat şu an ekranları başında bizleri izleyen ortalama vatandaşın bankada ne kadar döviz var? Yani 84 milyonluk nüfusa baktığımız zaman bunun büyük çoğunluğunu, bırakın döviz cinsi tasarrufu, bankada tasarrufunun bulunmadığını biliyoruz. Dolayısıyla kur artışının servet artışına yol açtığı kesim de aslında sınırlı bir kesimden bahsediyoruz. Yani çok miktarda dövizimiz olacak, 50 dolar, 100 dolar çok bir servet artışına yol açmaz. Yani böyle milyonlarca dolarla ifade edilen rakamlarınız varsa sizin servetinizde artışa yol açar. Dolayısıyla rekabetçi kur dediğimizde buradan da bir fayda sağlanıyor.